İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Sevr Antlaşması'nın Batı Ermenistan tarafından onaylanmasının 5. yıl dönümünde yaptığı konuşma. Bugün Mardakert'in kurtuluş günü. Garmir Şuga, Armat Mühendislik Laboratuvarı'na sahip olacak. Ermeni anklavları sorunu. Birleşmiş Milletler'de satın alınan oylama Aliyev'in sorunlarını çözmedi ve zaferi Ermenistan'ın kararlarına bağlı. Tarihi Göbekli Tepe Portasar'ın adı değişecek. Japon okullarının müzik ders kitaplarında Ermeni düdüğüne değinildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın Batı Ermenistan tarafından onaylanmasının 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Devlet Başkanı Abrahamyan mesajında özellikle antlaşmanın onaylanmasından önceki duruma değindi. Ardından Sevr Antlaşması'nın bölgemizde ortaya çıkan sonuçlarından ve bu bağlamda son dönemde yoğunlaşan sınır çizgisine ilişkin söylentilerden bahsetti. 28 yıl önce bugün Artsakh'ın Mardagert bölgesi kurtarıldı. Karvacar'daki askeri harekatın ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Laçin Karvacar grubu yenildiğinde savunma ordusu komutanlığı Mardakert'i kurtarmak için askeri harekata hazırlanmaya ve çalışmaya başladı. Haziran ayının ikinci yarısında muharebe görevlerini başarıyla tamamlayan Ermeni kuvvetleri taktik önem taşıyan birkaç tepe ve alan kurtardı. Mardakert'in güneydoğu kesiminde faaliyet gösteren ve düşmana önemli kayıplar veren Karabağ askeri birlikleri Hramort, Papravent köyleri yönünde Akna-Mardakert yoluna çıktı. 27 Haziran'da savunma ordusu birlikleri Mardakert'e girdi. 28 Haziran'da şehri kurtardı. Stratejik yüksekliklerin ve ana yolların korunmasına, bitişik yerleşkelerin kurtarılmasına devam etti. Bu bağlamda bugün 28 Haziran'da Mardakert Bölgesi Yönetim Başkanı Hayk Bakşiyan bir kutlama mesajı göndererek memleketinde yaşayarak ve üreterek Mardakert'i birlikte geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Anna Danielyan, Artsakh Press'e yaptığı açıklamada Garmir Şuga'nın Armat Mühendislik Laboratuvarı'na sahip olacağını ifade etti. Anna Danielyan, Artsakh'ın köylerindeki çocuklara mühendislik eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Vatanın sadece silahlarla savunulmaması gerektiğine inanıyoruz. Kardeşlerimizin kanıyla ve canıyla kurtarılan Garmir Şuga, yani Kızıl Çarşı yerleşiminde Armat Mühendislik Laboratuvarı'nın açılmasını kutsal işin mantıklı bir devamı olarak görüyoruz. Bu amaçla 2 günde 11.928 dolar toplandı. Bu çalışmada tüm arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz, dedi. Mühendislik Laboratuvarı'nın Hayatta Kalma Sanatı adlı birliğin gönüllülerinin inisiyatifiyle aynı birliğin 157 şehit savaşçının anısına İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği'nin desteğiyle kurulacağını belirtti. Açılış 4 Temmuz saat 12'de gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Dikranaşen sınır köyünün Azerbaycan'a teslim edilmesinin sonuçları genel olarak her Ermeni için ve Batı Ermenistan'ın ihlal edilen haklarını savunanlar için ağır olacaktır. Dikranaşen köyünden Vayotzor, Sünik, Mehri, Yerevan ve Artsakh'a giden bir yol geçiyor. 800 hektarlık toprakların düşmana teslim edilmesine karar verilirse bu bölgeler arası güzergahtan geçemeyeceğiz veya Azerbaycan'dan giriş vizesi gerekecek. Tatilleri için Cermuk'a gidenler Rusların izniyle Rus bayrağı altından geçmek zorunda kalacak. Silah ve mühimmat taşıma süreci de kontrol altında olacak. Yani tüm Vayotzor, Sünik ve Artsakh bölgeleri silahsız, savunmasız kalacak. Bu vesileyle Ermenistan Cumhuriyeti topraklarındaki tüm anklavlarla ilgili yapılacak araştırmalarımız mevcut. Batı Ermenistan'ın hakları ve net sınırlarına sahip olduğu zamanda bir devlet olarak Azerbaycan'ın ne haritada ne de dünyanın herhangi bir köşesinde bulunmadığını hatırlatmakta fayda var. Ve bugün bu çalkantılı durumda Ermenistan Cumhuriyeti'nin birkaç parçasını kapma konusundaki kurt iştahını bastırmak için en önemli adımlardan biri Azerbaycan'a Batı Ermenistan'ın gerçek haklarını hatırlatmaktır. Doğru yol
Tüm anklavların gerçek hak sahibi olan ve hakları 1920'de Serb Antlaşması ile doğrulanan Batı Ermenistan'a ait edilmesidir. Afşeron yönetiminin başkanı Aliyev, savaş sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı üye devletleri bize yönelik ve bizi ciddi şekilde olumsuz etkileyebilecek bir girişimi engellediler. Ermeni yanlısı çevreler ve ülkeler aleyhimize gerçeği yansıtmayan bir karar çıkarmaya çalıştılar. Bizi kim korudu? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen Bağlantısızlar Hareketi üyeleri bizi desteklediler ve biz minnettarız dedi. Söz konusu 10 Ekim 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ve Bağlantısızlar Hareketi üyesi olmayan AGİTMİS grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya tarafından verilen karardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısından birkaç gün sonra dönemin Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavaş Koçaryan, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin Artsakh'taki savaşı sona erdirebilecek ve siyasi müzakerelerin başlangıcı olabilecek bir kararı veto ettiğini söyledi. Büyük olasılıkla mesele Bağlantısızlar Hareketi'nin gözlemci üyesi olan Çin ile ilgili. Diğer ülkeler de Azerbaycan'a yardım ediyor. Örneğin Bağlantısızlar Hareketi'nin Avrupa'daki tek üyesi olan Belarus, çeşitli uluslararası arenalarda Azerbaycan'a birçok kez yardım etmiştir. Bakü, daha sonra kendisine oy veren bazı ülkelere tırnak içerisinde yardım etti. Bakü açıkça havyar diplomasisi yürütüyordu ve bu nedenle uluslararası arenalarda, örneğin Avrupa Konseyi'nde Ermeni karşıtı kararlar alınıyordu. Aliyev, Ermenistan yeni gerçeği kabul etmeli ve Azerbaycan ile sınır görüşmelerine başlamalıdır, dedi. Aslında ne Birleşmiş Milletler'de satın alınan oy ne de terör savaşı Aliyev'in sorunlarını çözemedi ve onun zaferi yine Ermenistan'ın kararlarına bağlı. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde bulunan tarihi tapınak yeri Portasar, Göbekli Tepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Göbekli Tepe'nin çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var. Tamamlanmak üzere Eylül ayında tanıtımını yapacağız, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Japonya Büyükelçisi Arek Ovanisyan, Japonya'da Ermeni müziğini teşvik eden Japon duduk Ziranapok sanatçısı Yasutaka Tarumi'yi 28 Haziran'da makamında kabul etti. Armen Press'in aktardığına göre Japonya'daki Ermeni Büyükelçiliği, Büyükelçinin Tarumi'ye Japonya'da duduğu Ziranapok'u ve Ermeni müziğini yaydığı için teşekkür ettiğini ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde bahsi geçen alanın temsilcileriyle daha yakın ilişkiler kurmanın ve ortak programlar yürütmenin önemini vurguladığını bildirdi. Tarumi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Japon devlet okullarının müzik ders kitaplarında Ermeni duduğu Ziranapok'a atıfta bulunduğu bildirildi. Görüşmede büyükelçilik ile işbirliği olanakları da ele alındı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manatuk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Bitlisi Başarım adlı eseri sunuyoruz. Eser 1. Dünya Savaşı yıllarındaki Bitlisi anlatmaktadır. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.